Esnafımız her şeyin çaresini buluyor. Peki. Evet. Ve Hüseyin Öztel karşımızda. Yüzü merhaba, gülüyor. Bak, yüzü gülüyor. Güzel haberlerle geldi. Vallahi aynen öyle. Ne olacak bayramda? Hava nasıl olacak? Bir 9 günlük nereden baksan ya da 3-5 günlük bir tatil. 9'a uzatanlar evet. da var. Hüseyin ne anlatırsın? Tabii renkli bir bayram olacağı benziyor. Ebru hem güzel hem Murat gözü yaşlı, yağmurlu haberler var bayramdan. Şöyle şimdi İstanbul'dan başlayarak bakarsak şuna. Önümüzdeki cumartesi, pazar, pazartesi hava tahminlerinde yağmur yok. Tıpkı bugünkü gibi gölgelerde mont aratan, güneşte de montu elinde taşıtan bir hava. Güneş altında oldukça sıcak, 20 dereceyi aşıyor hissedilenler. Önümüzdeki 3 gün İstanbul'da, Marmara'da, Bursa, Kocaeli her yerde. Güneye bakınca İzmir, Akdeniz sahilleri, Bodrum, Antalya çevresi önümüzdeki 3 gün yine böyle güneşli. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da halk arasında 42. yağmurları dediği atalarımızın yağmurları alıyoruz öğleden sonra. Şimdi önümüzdeki cumartesi pazardan sonra bir pazartesi gecesi ve salı var. Bayramın ikinci, üçüncü günü oluyor zannediyorum. Burada İstanbul dahil olmak üzere şöyle bir Türkiye genelinde yağmur görüntüsü var. Yani pazartesi akşam ve salı. Salı gün içinde. Bu sırada hava soğuyor işte. Bu ay sonunda beklediğimiz Mayıs ayına denk gelen soğuma bu. Geçtiğimiz haftalarda takip ediyorduk. Belki hatırlarsın Murat seninle konuşurken özellikle. Şimdi bu bir serinlik yaptıktan sonra gelecek hafta çarşamba, perşembe, cuma yani bayramın dönüşüne doğru başlıyor artık. Yani bayramın son günleri Türkiye genelinde bir yaz havası. Ege'de, Akdeniz'de 30 dereceler, doğru. İstanbul'da 22-24 dereceler görünüyor. Yani bir pazartesi salıyı geçirdikten sonrası özellikle gelecek hafta sonuna doğru oldukça sıcak havalar. Yine şaşırtıp yaz mevsimine mi girdik dedirtecek. Bir de bayramın artık böyle bittiği gün, son hafta sonu artık, hatta bayram olmayan günler, gelecek hafta sonu. Tekrar bir serinlik görüntüsü varsa da bile onu 1-2 derece olarak, 3 derece olarak görüyoruz. Çok ciddi bir dramatik bir soğuma yok. Dolayısıyla Anadolu'daki şu yağmurlardan Güneydoğu'nun ve özellikle İç Anadolu'nun faydalanacak olmasını ayrıca evet. seviniyoruz. Tabii. Buralarda gün içinde öyle çok rahatsız etmiyor. Yani yağmur diyoruz ama günün 24 saatinin 2 saati belki. Belki de yarım saati bazı yerine göre. Çok lokal yağ geçişler. Herhalde. Bunlar evet. Tat, koku, toprağın kokusunu, aromaları patlatır. Doğadaki aromaları patlatır. Güzel yağmurlar diyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hava soğuması diye verdiğimiz haberlerde bize anlattıklarında sevgili Hüseyin, böyle 10 derece falan gibi dramatik düşüşler hı-hı. vardı. Ciddi böyle ne oldu bir anda montken, tişörtken kazak evet. falan olduk. Ama şimdi 2-3 derece çok hissettirmeyecek ama hafif bir serinlik, hafif geçen yağmurlardan evet. bahsediyoruz. Doğru değil mi? Doğru. Gerçekten de o 10 dereceler aniden bizi kışa döndürtüp montu giydirdi. Atkı takanlar vardı. Şimdi gerçekten bu kadar değil. Ama yine de o serinliği hissederiz. Bir de ama bir şey soracağım Hüseyin. Yani benim en büyük derdim kombiler açılacak mı yeniden? Ha, faturalar hala aklımızda. Yani evet. kombiler açılmaz değil mi? Ne dersin bu yağmurlarda? Öyle de. Öyle de bir durum var ki hava gölge altındayken özellikle binaların içi dışarıdan soğuk doğru. olabiliyor bugünlerde. Özellikle giriş katlarında oturanlar. Güneş alanlar farklı ama oralarda gerçekten ev içi soğuk oluyor. Bunu havalandırarak çözeceğiz evi biraz. Daha sık havalandıracağız. Kombilerin hala kapama tuşuna böyle tek gözle bakıyoruz ama kapatamadık geceleri. 12-13 derecelere düşüyor. Ya yani böyle Mayıs'ın 15'ine kadar uzun vadeli tahminler böyle gösteriyor. İşin tamamını söyleyeyim size. 13-15 Mayıs'tan önce pek bir yaz havası. Bu hafta sonu beklediğimiz o bayram çıkışı hariç beklemeyelim. Yaz böyle biraz adım adım geliyor. Ama bu havada çok terletmiyor, üşütmüyor. Tatlı bir ilkbahar havası. İlkbaharı soranlara gelsin bu hava. Hem de İstanbul'da yaşıyorsanız şu anda o çizgide tam bir ortalamada hatta biraz da üzerindeyiz. Ya böyle övmüş gibi oluyoruz ama yaz da gelecek. Hava daha çok ısınacak. Ama bu serinliği de ararız bence o yaz gelince. Kesinlikle. Vallahi, doğru. Denize girer miyiz diye soranlar var. Herhalde evet. öğle saatlerinde bir gir çık yapabilirler. Umarım bunu Akdeniz'de yapabilirler. 21 derece, 20'yi aştı su sıcaklığı. Doğru. Bu Marmara'da ise biraz 14-15 derecelerde şöyle bir girip çıkana bakmak lazım titriyor mu diye. Onu o gözlemlere göre biz de deneriz efendim. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar şimdiden. İyi bayramlar şimdiden efendim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Harika. Güzel havalar, görüşürüz. Güzel haberler, güzel bayramlar olsun sevgili Hüseyin. Hem size hem sevgili izleyicilerimize bizi izleyen. Evet. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ne dersin? Hadi bir reklam, ne hadi dersin? Bakalım. Reklam.